Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde iş, oluş, hareket bildiren sözcükler, diğer adıyla fiil ya da eylem konusunu ele alacağız. İş, bir cümlede iş, oluş ve hareketi bildiren sözcükler genelde fiil ya da eylem olarak adlandırılır ve kurallı cümlelerde fiil ve eylemler sevgili öğrenciler genelde cümlelerin sonunda yer alır. İşte bu yüzden cümlenin fiil ve eylem cümlenin sonundaysa zaten böyle durumlarda cümlelere kurallı cümleler diyoruz ve anlamlı cümleler diyebiliriz. Örneğin bu akşam babamla birlikte maç izleyeceğiz. Cümlenin sonunda yer alan fiil eylem izleyeceğiz. İzleyeceğiz sözcük iş yapılan iş olduğu için cümlede fiil ve o eylem olan kelimedir. İzleyeceğiz fiilin mastar hali ise izlemektir sevgili öğrenciler. İzlemek. Genelde fiil köklerine mek, mak ekleri getirdiğimizde bu fiilin mastar hali diyoruz. Mastar hali nedir? O fiilin hiç çekimlenmemiş halidir. Yani o fiile kişi ve zaman eklerinin hiç getirilmediği durumlardır. Kişi ve zaman eki almamış, kök halindeki hiç çekimlenmemiş haline fiilin mastar hali diyoruz ve genelde fiiller mastar halindeyken mek mak ekleriyle biter ve bu ekleri almış olurlar. Serap odasında uyuyor. Uyuyor sözcüğü yapılan bir iştir. Bu nedenle fiil ya da eylem olan kelimedir. Uyuyor eyleminin mastar hali ise uyumaktır sevgili öğrenciler. Her sabah mutlaka kahvaltı yapmalıyız. Burada fiil eylem yapmalıyız. Yapmalı sözcüğü yapılan iş olduğundan fiil ya da eylem yapmalıyızdır. Ve yapmalıyızın mastar hali yapmaktır sevgili öğrenciler. Genelde cümlelerdeki fiil ve eylemi bulmak için bazen zorlanabilirsiniz. Ama şunu düşünün. Yapılan iş, oluş, hareket hangi kelimede belirtiliyorsa o genelde fiil eylemdir. Ve genelde cümlenin sonunda bulunur. Ama buna rağmen hala bulamıyorsanız şu yolu da deneyebilirsiniz. Fiiller yani eylemler mek mak eklerinden uygun olanını alırlar. Bu ekleri cümlede fiil ya da eylem olduğunu düşündüğümüz kelimelere getirdiğimizde sözcük anlamlı bir kelime oluyor ise o kelime fiil ya da eylemdir sevgili öğrenciler. Anlamsız bir hale alıyorsa demek ki o fiil ya da eylem değildir. Mesela sev. Mek ekini getirdiğimizde sevmek oldu. Bakın mastar halinde söyledik bu fiili. Anlamlı olduğu için bu bir fiil ya da eylemdir diyebiliriz. Kalem. Mek mastar ekini getirelim. Kalem mek. Anlamlı mı? Hayır. O yüzden bu bir fiil değildir. Ağaç. Mak ekini getirelim. Ağaç mak. Bakın hiçbir anlamı olmadığı için, anlamsız olduğu için fiil ya da eylem değildir. Kon. Mek mak'tan uygun olanı getiriyoruz. Kon mak. Bakın anlamlı olduğu için bu bir fiildir. Yani eylemdir de diyebiliriz. Pencere. Mek ekini getirelim. Penceremek. Anlamlı mı? Hayır. O yüzden bu bir fiil değildir. Konuş. Mek mak ekini getirelim. Konuşmak. Bakın anlamlı oldu. O yüzden bu bir fiildir diyebiliriz sevgili öğrenciler. Fiiller sevgili öğrenciler eylemin yapıldığını belirten olumlu, yapılmadığını bildirenler ise olumsuzdur. Eylemde eğer olumsuzluk ifadesi arıyorsak o olumsuzluk eki m ve ma'dır sevgili öğrenciler. Eyleme m, ma ekleri getirildiğinde eylem olumsuz hale gelir. Bu m, ma, mez, maz gibi durumlara da dönüştüğü olmuştur. Mesela babam geldi. Buradaki geldi olumlu bir eylemdir. Ama bunu olumsuz hale getirmek istediğimizde m, ma ekini getireceğiz. Babam henüz gelmedi. Bakın m ekini kullandık. Bu eylem olumsuz hale dönüştü. Ödevini zamanında yapar olumludur. Bakın yapar olumlu bir eylemdir. Ödevini zamanında yapmaz
Ne yaptık? Mema mezmaz eklerinden getirdik. Bu fiili olumsuz hale getirdik. Sevgili öğrenciler, bir de eylemlerde soru ifadeleri var. Eylemlere soru eki geldiğinde mı, mi, mu, mi genelde eylemle birlikte yazılmaz. Ayrı yazılır. Bunu da bir hatırlatma olarak belirtmek istiyorum. Mesela ödevlerini yaptın mı? Bu bir soru ekidir. Eylemden sonra yazılır ve ayrı yazılır. Sinemaya gidecek misin? Soru eki eylemden sonra gelir ve ayrı yazılır. Bu kitabı okudun mu? Mu soru ekidir ve ayrı yazılır. Bu eylemle birlikte birleştirilmez. Unutmayın sevgili öğrenciler. Bu da bir hatırlatma olsun. Şimdi birkaç çalışma daha yapalım. Yarım bırakılmış cümleleri uygun fiiller eylemlerle tamamlayınız diyor. Tamamlayalım. Bahçede top. Burada bir iş, oluş, hareket bildiren bir kelime ekleyeceğiz. Yani bir fiil ya da eylem ekleyeceğiz. Burada kelimenin kalıbına uygun bir eylem koymamız lazım. Ne yapalım? Bahçede top oynuyoruz. Oynamak, oynuyoruz. Oynamak eylemini, fiilini koyduk sevgili öğrenciler. Yeşil ışıkta geçerim. Geçmek fiilini kullandık. Otobüslerde hamile ve yaşlılara yer veririm. Vermek fiilini kullandık. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Edilmek fiilini kullandık. Müzik dersinde yeni bir şarkı öğrendim. Öğrenmek fiilini kullandık. Başka bir örneğe geçelim sevgili öğrenciler. Aşağıdaki cümlelerde iş, hareket ya da oluş bildiren sözcükleri bulup karşılarındaki kutulara yazalım. Genelde ne demiştik? İş, oluş, hareket bildiren sözcükler cümlelerin sonunda yer alır. Annemle birlikte okula gidiyorum. Gidiyorum fiil. Karşısına yazdık. Bahçede top oynadılar. Oynadılar fiil. Hemen karşıya yazalım. Eve dönüşte yağmur yağdı. Yağdı fiil. Yazlık kisterimi dolabıma yerleştirdim. Yerleştirdim fiil. Gördüğünüz gibi kurallı cümlelerde genelde fiiller cümlenin sonunda yer alır. Her gün yatmadan önce kitap okurum. Okurum fiil. Altını çizdik. Minnoş sütünü içiyor. İçiyor fiil. Diğer örneklere geçelim. Çeşitlendirelim. Aşağıdaki söz gruplarını eylemlerle tamamlayarak yeni bir cümle oluşturalım diyor. Burada düşünce ayağını, buraya uygun bir iş, oluş, hareket bildiren kelime ekleyeceğiz. Ne diyebiliriz? Buzda düşünce ayağını kırdı. Bardak elinden düşünce ne oldu? Kırılmak fiilini kullanalım. Düşünce kırıldı. Çocuklar parkta salıncakta sallanıyor fiilini kullanabiliriz. Şimdi sevgili öğrenciler, bize verilen cümlelerdeki eylemleri buluyoruz. Olumlu mu? Cümle olumlu mu, olumsuz mu, buna karar vereceğiz. Bunu nasıl buluyorduk sevgili öğrenciler? Fiil ya da eyleme mema olumsuzluk eki geldiyse bu cümle olumsuzdur diyoruz. Erdal güzel resim yaptı. Gördüğünüz gibi olumlu bir cümledir. Okan kitap okudu. Olumludur. Masa, Musa henüz eve gelmedi. M olumsuzluk eki olduğu için olumsuz cümledir. Hasan ödevini yaptı. Olumlu cümledir. Yunus uyumuyor. Muyor olumsuzluk eki aldığı için olumsuz cümledir. Gamze okula gitmedi. M olumsuzluk ekini aldığı için olumsuz cümledir. Bugün odamı temizledim. Olumlu cümledir. Temizledim. Arkadaşlarımla sinemaya gitmedim. M olumsuzluk ekini aldığı için olumsuz cümledir. Burcu sırasına oturmadı. M olumsuzluk ekini aldığı için olumsuz cümledir. Ayşe anlatacağı konuya çalışmadı. M olumsuzluk ekini almıştır. Olumsuz cümledir. Babam her sabah gazete alıyor. Olumlu cümledir. Şimdi de aşağıdaki olumlu eylemler olumsuz duruma getiriniz diyor. Biz getirip bir cümle kuralım bakalım. Ne yapmış? Okudu. Okumadı diye olumsuz hale getirmiş. Sonra bununla Ali kitap okumadı diye cümle kurmuş. Biz de bu örneğe uygun cümleler yapalım. Yazdı. Olumsuz yapalım. Ne olacak? Yazmadı. Evet.
O zaman biz de Ali'ye uygun cevap. Ali kitap yazmadı diyelim. Biz de cümlemiz öyle olsun. Geldi olumsuzu. Gelmedi. Baktı olumsuzu. Bakmadı. Gitti olumsuzu. Gitmedi. Yaptı olumsuzu yapmadı. Yapmadı ile ilgili de bir cümle kuralım. Ali kek yapmadı gibi olumsuzuyla da ilgili bir cümle kuralım. Şimdi de olumsuzu verilen eylemleri olumlu hale dönüştürelim. Ne yapacağız bu böyle durumlarda? MMA olumsuzluk ekini atarak kullanacağız. Durmadı, durdu. Araba kırmızı ışıkta durdu. Gülmedi, güldü. Önce olumlu hale getirip sonra cümle kuralım isterseniz sevgili öğrenciler. Ağlamadı, ağladı. Koşmadı, koştu. Oturmadı, oturdu. Almadı, aldı. Gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler, MMA eklerini iptal ettiğimizde, kullanmadığımızda fiil olumlu hale dönüştü. Almadı, olumsuz, aldı, olumlu. Bununla ilgili bir cümle kuralım. Babam kitap aldı diyerek olumlu hale getirmiş olalım. Bugünkü dersimiz bu kadar sevgili öğrenciler. Videoyu beğenip yorum yapmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim. İyi günler sevgili öğrenciler.